Menderes Tekstil'in 2020 yılı bilançosu geldi. Bu anlamda Menderes Tekstil ile ilgili bir değerlendirme yapmaya çalışacağım. Öncelikle ben şirketin faaliyet raporunu da okudum. Bilanço sonrası şirket bugün eksi 4 civarında düştüğü için özellikle dikkatimi çekti. Faaliyet raporunu okudum da Menderes Tekstil ile ilgili öncelikle bir şirketi tanıyalım dedik. Şirket neymiş? 1958 yılında Sarayköy'de kurulmuş. 1962'de tesisleri devreye girmiş. 1983'te de Osman Akça tarafından Menderes Tekstil bünyesine katılmış buradaki tekstil şirketi. Hızlıca bir şirketin özetini geçtim ben. Bu yazıyı da yayınladım zaten. Birazdan videoyu da ekleyeceğim buna. Baktığımız zaman şirketin bir tarihçesini yazdım buraya. Şirketin üretim kapasitesi ile alakalı bir günde ne kadar üretim yaptığı ile alakalı bir şey. Ayrıca şirketin son zamanlarda enerji sektöründe de yatırımları vardı. Onlardan da bahsettik. Akçe Enerji'de %100'lük bir ortaklığı var. Burada üretimlerde ciddi bir artış olduğunu görüyoruz enerjide. Bakın 2019'da 63 milyon 609 bin 830 kilowatt saatken 2020'de bu 109 milyona çıkmış, %72,4'lük bir artış var Akçe Enerji üretimin tesisinde. %100 ortaklığı burada. Tan elektrik üretim var, yine burada %100 paya sahip şirket. %100 oranında paya sahip. Buranın da üretimde ciddi bir artış olduğunu görüyoruz. 2019'da 49 milyondan 2020'de 104 milyona %112'lik bir artış olmuş. Enerji tarafında baktığımızda şirkette ben ciddi bir büyüme gördüm. Son yılda açıkçası. Faaliyet raporunda burası beni etkiledi. Tarım sektöründe faaliyetleri var şirketin. 200 bin metrekarelik bir alanda seracılık yapıyor. Burada domates yetiştiriyorlar. Bunları gördük faaliyet raporunda. Menderes Tekstil kendisi 500 bin metrekare gibi bir alanda çok büyük bir fabrika gerçekten de. 4071 çalışanı var. Güzel bir fabrika. 2020 yılında şirket 179 milyonluk maddi duran varlık yatırımı yapmış. Yapılmakta olan yatırımlar diyor 172 milyon. Ciddi bir yatırım yaptığını da görüyoruz. Yani faaliyet raporuna bakınca aslında güzel bir şirket olduğunu gördüm ben burada. Daha önceden de takip ettiğim şirketlerden bir tanesiydim. Bunları özellikle söylemek istedim çünkü şirketin son yıllarında ciddi bir artış var. Bir de şirketin ihracat kalemi de çok yüksek. Onu da aslında yazmıştım ben buraya. Bir bakalım. Şirket ihracat kalemi çok yüksek. Çoğu satışlarında ihracata yapıyor. Bakın burada 2020 yılındaki satışların %64,5'i yurt dışı satışları. Yani şirketin 3'te 2'si satışların 3'te 2'si yurt dışı satışları. 2020 yılında satış hasılatı 2019'a göre %24,8 artmış. Esas faaliyet kârı da %164,3 artmış. 268 milyona yükselmiş. Bunları bir kenara not alıp şimdi tekrardan yıllık bir tabloya bir bakalım. Yıllık anlamda zaten ciddi artış olduğunu görmüştük. 1 milyar 460 milyondan 1 milyar 823 milyona. Brüt kâr 151 milyondan 344 milyona çıkmış. Burada ciddi bir artış var. Bakın hasılattaki artış %24 olmasına rağmen brüt kâr 2 katından fazla artmış. Esas faaliyet kârı yine 101 milyondan 268'e ciddi artmış. İşte karlılık anlamda ben bunu tabii 2020 yılında özellikle döviz kurundaki harekete yoruyorum. Şirketin de 3'te 2'lik satışları ihracat olduğu için buradaki kalemler ciddi bir fayda sağlamış. FAVÖK 119'dan 285 milyona yine burada ciddi bir artış var. Şirket için olumlu bir yıl geçtiğini söyleyebiliriz 2020 yılının. Tabii net dönem kârı eksi 94 milyon. Onda ilk 3 çeyrekteki ciddi zararlar zaten söz konusuydu. Oradan geliyor. Bu da şirketin yüksek finansal borcu olmasından sebebiyle. Biz bir son çeyreklik gelir tablosuna bir bakalım. 570 milyon satış hasılatı var. Geçtiğimiz senenin aynı dönemine göre ciddi arttığını görüyoruz. Bir önceki çeyreğe göre biraz daha düşük kalmış fakat. Brüt kâr 120 milyon. Güzel bir rakam. Devam edelim. Nerede kaybetmişiz bu kârı? 84 milyon faaliyet kârı bir önceki çeyreğe göre yine güzel bir düşmesine rağmen iyi bir rakam. Çünkü geçtiğimiz senenin aynı döneminin yaklaşık 4 katı. Bakın geçtiğimiz sene aynı dönem 23 milyondu. Devam edelim. 110 milyon kârla kapatmış. Son çeyreği oldukça iyi. Burada finansman gideri yazmamış muhtemelen. Çünkü bir önceki faaliyetten farkı olarak. Bakın finansal gider. Son çeyrekte yazılmamış. Bir önceki çeyrek 232 milyonluk bir finansal gider vardı. Toplamda da bakalım bir ne kadar finansal gider yazmış şirket. Şirket 428 milyon finansal gider yazmış 2020 yılının tamamında. Tabii ki bu da kar etmesini engellemiş oluyor şirketin. Bu yüzden şirket son çeyrekteki 86 milyonluk kâra rağmen yılı 94 milyon zararla kapatmış. Tamam, faaliyetlerde büyüme var. Şirkette büyüme olduğunu görüyoruz biz. Kârlılık marjında da güzel toparlanma var. Bilanço kalemlerine bir bakalım. Dönem varlıklar, duran varlıklar, finansal borç. Son çeyrekte bakın sadece son 3 ayda 1 milyar 1,6 milyardan ya 1,44 yani 150 milyonluk yaklaşık bir finansal borcun azaldığını görüyoruz. Net borç 1550 1 milyar 569'dan 1,402. Burada da 167 milyonluk bir net borç azalması var. Bunlar olumlu çünkü şirket zaten borcundan dolayı kâr edemiyor. Baktığımız zaman da bakın net borç FAVÖK 4,91. Hala yüksek bir oran ama
Açıkçası ben bu şirketteki büyümeyi beğendim. Özellikle enerji tarafında iyi bir büyüme var. Yapılan yatırımların karşılığını almaya başlamış şirket diyebiliriz. Son iki çeyrekte FAVÖK iyi. 118.97. Yani yıllık 400 milyon FAVÖK oluşturacak belki 2020'de, bu 21'de bu çeyrek. Bu şirket 2021'de az da olsa kâra da geçebilir. Finansal giderlerini azaltmaya devam ederse. O açıdan olumlu görüyorum. Şurada öz kaynaklarda bir patlama var. Bu diğer öz kaynaklardan gelmiş. 17'den 704'e. Bu yanlış anlaşılmasın. Bu yapılan kârdan dolayı değil de bilançoya baktığımızda bakın öz kaynak diğer öz sermaye kalemlerinden gelen 686 milyonluk bir fark var. Oradan dolayı öz kaynaklar toparlanmış durumda. Şirketin gidişatı aslında iyi. İyi diyebiliriz. Geçtiğimiz dönemlerde de 1 liradan 4 liraya bir hareket yapmıştı. Aslında bunu bir nebze fiyatlamıştı. Ancak bu bilanço bu kadar kötü bir bilanço değil. Ben bugün bu şirket düşünce tekrardan bir daha okumak istedim. FD FAVÖK oranı 7.94. Açıkçası bana çok da yüksek gelmiyor. Cazip bir oran diyebiliriz. FK tabi zarar ettiği için hesaplanamıyor. PDD'de 1.23. O da güzel bir oran. Şu anda yüksek olduğunu söyleyemeyiz. Son öz kaynaklar toparlandı çünkü. Sonuç olarak ben Menderes Tekstil ile ilgili şunu söyleyeceğim. Şirket şu anda 3.47 fiyat üzerinden yapıyorum bu yorumu. 3.47 fiyat üzerinden ben 2021 yılında da bu şirketin bu büyüme ivmesine devam edeceğini düşünüyorum. Özellikle %64'lük ihracat rakamıyla ve ihracatta da büyüme devam ediyor. Kurlardaki bu oynaklıktan da etkilenmeyeceğini ve bu süreçte de hasılat artışıyla beraber şirketin artık belki biraz da olsa kar yazmaya başlayabileceğini düşünüyorum. Genel olarak pozitif bakıyorum diyebilirim artık. 4 lira üzerindeyken bana biraz bir tık pahalı geliyordu ama fiyat buraya gelince tekrardan şu anda ben gözümün önüne aldığım şirketlerden bir tanesi. En kötü ihtimal endekse paralel gitmesini, hatta endeksten daha iyi performans göstereceğini de düşünüyorum diyebilirim. Şimdiden videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Video ile beraber sitedeki yazılara da bakarsanız sizler için daha iyi bir bilgilendirici olacaktır diye düşünüyorum. Kanalıma da abone olursanız sevinirim.